Sevgili izleyiciler, Woman TV'de Bizim Saat isimli programımıza hoş geldiniz. Bugünün müjdesini ben sizlere dünden vermiştim ama tekrarlamak istiyorum. Kitap severleri, edebiyat düşkünlerini ekran başına bekliyoruz. Çünkü edebiyat dünyasının duayenlerinden sevgili Ayşe Kulin bizlerle birlikte bugün. Kendisiyle hem özel hayatına hem de kitaplarla olan yolculuğuna dair güzel bir sohbet yapacağız. Şimdi konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Hoş Ayşe Hanım. bulduk. Şimdi 1941 yılında Ayşe Kulin dünyaya gelmiş. Anneniz Osmanlı'nın son Maliye Nazırı Reşat Bey'in torununun kızı. Babanız Torunu. da torunu. Torunu. Babanız da bir cumhuriyetçi. Bu noktada sormak istiyorum size. Ayşe Kulin nasıl bir ortamda yetişti? Aynı söylediğiniz ortamda yetişti. İki dünyayı birden kapsayan bir konakta çocukluğum geçti. Yazları diyeyim çünkü kışın babamın Ankara'daki küçük mütevazi evine giderdik. Yazın da dedemin konağına adaya gelirdik. Değişik ideolojilere sahip olmalarına rağmen babam ve dedem birbirlerine son derece saygılı ve sevgili davranırlardı. Hiçbir sorun olmadan büyüyebildim. Çünkü eskiden aileler böyleydi Türkiye'de. Sevgi, saygı çok önemliydi. Aileler birbirlerine çok bağlıydılar. Değişik fikirleri de olsa, değişik politik görüşleri de olsa birbirlerinden ayrılmazlardı. Öyle bir ortamda büyüdüm ben Çok de. güzel. Aslında Evet. özlenilen bir ortam değil mi? Evet, çok. Hele bugünlerde. Gerçekten öyle. Evet. Bir de lakabınız varmış küçükken. Maço sanırım. Çok mu Ma yok, yaramazdınız? maço değil. Ne? Maço. Maço. Ben baba tarafım benim Bosna'dan gelmiştir. Evde de babaannemin evinde Boşnakça konuşulurdu. Março kedicik demek, marçak kedi demek. Böyle küçülte küçülte konuşurlar Boşnaklar her kelimeyi. Evet. Babam bana kedicik anlamına março derdi. Maço değil yani. Öyle Março. mi? Çok hoş. Annenizle ilgili aldığımız notlarda şöyle bir şey var. Mükemmeliyetçi bir kadınmış anneniz sanırım. Her şey için değil de ben illa çok mükemmel olayım isterdim. Tabii Evet. o da benim üstümde bir baskı olarak hissedilirdi. Yani o mükemmel değil de onun istediği gibi olayım isterdi. Ama sanıyorum o dönem bütün anneler kızlarını kendileri gibi olsun istediler. Evet, böyle bir dönemde vardı. Böyle bir dönem var. Böyle Maalesef. bir fikir Peki dünyası siz var. Şimdi annenizle mi mümkün daha iyi değil. anlaşıyordunuz yoksa babanızla mı daha iyi anlaşıyordunuz? Var mıydı böyle bir ailede daha kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim? Anneanne. Tabii anneannemin tek torunuydum, tek kızının tek çocuğuydum. Onun için bana çok çok düşkündü. Hafta sonları da onun yanında kalıyormuşsunuz sanırım. O koleje gitmeye başladıktan Başlayınca. sonra, çünkü Ankara'dayken ben kendi çekirdek ailem, annem, babam, ben Beraberdiniz. üç kişi yaşardık. Ama okullar tatil olur olmaz beni anneanneme yollarlardı. Hatta anneannem Mayıs'tan gelirdi, bir ay kalırdı, okullar kapanınca beni alırdı, dönerdik. İstanbul'a dönerdik yani. Ben onunla ve onun annesi ve babasıyla beraber otururdum adada. Yani ben anneannemin annesini babasını da gördüm. Ne güzel. Evet, Çok böyle güzel. bir ayrıcalığım var ve ondan çok faydalandım. Özellikle Veda'yı yazarken Osmanlı tiplerini, yani sizlerin kitaplardan okuyup resimlerini gördüğünüz, ben canlı canlı kucaklarında büyüdüm. Hem de uzun sürdü. Dedemi 10 yaşındaydım kaybettiğimde. Allah razı Nenemi de ortaokuldaydım. Yani çok taze ve canlı anıları benle kaldı onların. Değişiktiler tabii edaları, olsun. Ben de lisanları, ondan bahsetmek giyinişleri istiyorum. çok Şimdi sorularım değişikti. arasında o var. O tavır, eda biraz daha değişikti Çok, diyorsunuz ya. kesinlikle. Günümüz insanından çok farklı olmalılar değil mi? Nasıl bir Günümüz ortam insanı hakimdi? zaten benim büyüdüğüm yıllardan da değişik. Yani artık günümüz insanı başka bir şey. Ama bu sadece benim memleketime özgü değil. Tabii. Bütün dünyada günümüz insanı bu son teknolojinin de hayatımıza girmesiyle, sanal dünyanın, sosyal medyanın başlamasıyla daha değişik bir şeye dönüştü. Bana sorarsanız daha da yalnızlaştı. Yani bir şeye, bir telefona, bir ekrana bağımlı kaldı. Bunu torunlarımda da görüyorum, arkadaşlarımda da görüyorum. Ben çok büyük bir gayret sarf ederek bunun dışında kalmaya çalışıyorum. Twitter'ım yok, Facebook'um yok. Var ama benim için işte yayıncım bir site idare ediyor. Çünkü mecburuz ona bir yazar olduğum için. İşte katılacağım imza günlerini, etkinlikleri falan koymak durumundayız.
Ama ben o dünyadan pek hoşlanmıyorum. O eski dünya daha keyifli ve daha birlik halindeydi sanırım. Kesinlikle, yani dokunabildiğiniz canlı insanlarla görüşmek, buluşmak, fikir alışverişinde bulunmak çok daha hoş. Evet. Tehlikeli de buluyorum. Yani Twitter hakikaten çok tehlikeli bir şey. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Müthiş bir gürültü, fikir kirliliği oluyor. Sanal dünyada çok yakında bir örnek vereyim. Yani yanlış bir şeyin peşine takılıp gidebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ben ayın birinde yayınlandı galiba veya ikisinde hatırlayamıyorum. Müjdat Gezen'le ilgili bir mektup yazdım Cumhuriyet Gazetesi'ne. Evet. Benim eşimin de adı Engin. Orada Engin lafı geçiyor. Benim onun adını bugün mutlaka anmak istiyordum. Bu vesileyle başlamış olayım anmaya. Rahmetli Gürü Sururi, çok hayran olduğum, çok sevdiğim bir dostumdu. Engin'in adını görünce Gülriz'in yazdığı bir mektup zannetmişler ve böyle bir şey dolaşmaya başlamış. Gülriz'in mektubu diye. Hemen yayına girmeden ama önce onunla yazınıza denk geldi. Maalesef vefat etmişti o sırada. Tamamen yanlış bilgi. Ama eminim vefat etmeseydi o yazının altına o da imzasını atardı. Çünkü evet. Müjdat öyle bir insandır. Hepimizin sevgisini, saygısını kazanmış. Yani bu bir aşk mektubudur dediğiniz yazı size ait. O bana ait. Evet. Müjdat için yazılmış. Ama Gülüz'e de aynı duygularla bir aşk mektubu yazabilirim. Çünkü madem konumuz kadın, evet. Ben kusura bakmayın biraz yön değiştireyim elinizdeki kağıttan. Ondan söz etmek istiyorum. Tabii. Muhteşem bir kadın. Yani sizler onu sadece sahnede tanıdınız. Sahnede çok, ben ilk defa İrma'yı oynarken gördüm. Gözlerime inanamıştım. Fakat sonra ben onu hayatımın içinde de gördüm dostum olarak. Bu kadar güzel yemekler sunan, sofralar hazırlayan, dostluğa önem veren, her tarafıyla insan, hayvan seven, insan seven, arkadaş seven, eşini çok çok seven, on parmağında on marifet denir ya, böyle ve çok doğru, dürüst, cumhuriyetçi, Atatürkçü, yani sadece iyi vasıflardan oluşmuş bir insandı. Çok üzüldüm. Daha bir 20 sene yaşar umut ediyordum. Çünkü görünüşü öyleydi. Nurlar içinde uyusun. Allah vergisi bir güzelliği ve gençliği vardı. Daha Eylül ayında bir arkadaşımız 80. yılını kutluyordu. Güliz nasıl güzel dans etti. Bütün gece boyunca. Yani düşünemezsiniz 90 yaşında olduğunu. Ama işte insan ömrü de bir yerde bitiyor. Evet. İnşallah yerine onun gibi başka Gülüzler yetişir bu memleketin. Gülüzlere ihtiyacı var. İnşallah. Ne kadar güzel bir dostluğunuz varmış ki çok. Siz arkasından çok. Bu kadar güzel kelimelerle evet. Bahsediyorsunuz. Bu da çok özel bir şey. Her zaman yakalanabilen bir şey değil. Bunu da ayrıca takdir etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi notlarım arasında Ayşe Hanım şöyle bir doğruluğundan emin değilim ama sormak istiyorum. Küçük yaşlarınızda öğretmeninizden bir tokat yemişsiniz sanırım. Evet, öyle bir şey oldu. Ve eğitime bir yıl ara vermişsiniz. Eğitim, yani ilkokula beni biraz erken yollamışlardı. Evet. Evde de işte bana harfleri öğretiyorlardı. O Osmanlı dedem işte evet. A diyorum, Elif diyor. Böyle değişik isimleri var tabii o harflerin. Evet. Bu şekilde öğretmeye çalışıyorlardı. Çünkü okula gideceğim o yazın sonunda. Evimizde de benden birkaç yaş büyük bir kız vardı, yardımcının kızı. Onunla da ara sıra oynuyoruz. Tabii beni eğlendirsin diye çocuğu herhalde mecbur ediyorlar. Git Ayşe ile oyna. Sinirleniyorduk tahmin ediyorum ki. Yani ben ondan küçüğüm çünkü. O kitabın benim defterimin arka sayfalarına bir şey yazmış. Yani öyle çok korkunç bir şey de değil. İşte B ile başlayan kelime vardı ya. Ye. Onu mu ye. Ondan sonra ben sınıfta o defter çünkü temiz. Başından bir sayfa kullanmıştım, onu yırttı anneanne. Kullan bu defteri dedi. İşte öğretmen çizgiler çizdiriyor, bir şeyler yaptırıyor. Hepimiz yapıyoruz. Geliyor bakıyor, benim defterimi de eline aldı. Şöyle sayfaları çevirirken onu görmüş. Nedir bu dedi, önüme koydu. Ben de tabii bir parça okuma öğrenmişim, heceleyerek okudum. Okudum yani ne okuduğumu o anda bilmiyorum.
bir tane tokat yedim. Şimdi ondan haberim yok oraya yazıldığından. Ve ben niye tokat yediğimi hiç anlayamadım. O güne kadar da fiske yememiş bir çocuğum. Çok ağrıma gitti. Çok ağrıma. Ağlayacağım, ağlayamıyorum. Burada gözyaşları titreşiyor. Evet, böyle teneffüs oldu. Bahçeye çıktık. Ben çantamı topladım. Çıktım okuldan. Yolu biliyorum ama hiçbir zaman yalnız bırakılmıyor. Çünkü bir cadde geçiyoruz bizim eve gitmek için. Mutlaka biri beni getiriyor, götürüyor. Ben koyuldum yola. Gittim. Polis, tam evimizin önünde bir polis kulübesi. Eskiden polisler böyle kulübelerde dururdu. Evet. Tanıdı beni. Tek başıma geçmeye çalışıyorum. Geldi, elimden tuttu, karşıya geçirdi. Ve ben eve gittim. Ve hiçbir şekilde okula dönmedim. Çok da ısrarcı olmadılar. Çünkü zaten yaşım küçüktü. Yani 7 yaşında başlardık biz o yıllarda ilkokula. Bir sene sonra şimdi adı TET Koleji olan okula yollandım. Evet. Peki bu olay eğitime bakış açınızı değiştirmedi herhalde. Hayır değiştirmedi ama çok kalbim kırılmıştı. Yani çok kalbim kırılmıştı. Bir kere niye, yani yazmadığım bir şey için ben niye dayak yiyorum? O, oku dedi bana, ben de okudum. Bir yerde masum bir çocuğum. Evet, aynen evet. Öyle. Bilmeden de çok öğretmenlerin hareket etmemesi lazım. Yani şimdi o kadını da anlayabiliyorum. Küçük bir çocuk, ayıp bir şey okuyor yüzüne karşı böyle. Evet. Yapacak bir şey yok. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni bitirdiğiniz yıl evlenmişsiniz sanırım. Maalesef öyle yaptım. Evet. Şimdi ailenizden de biraz kısıtlayan bir aile olarak bahsetmişsiniz. Yani acaba şöyle, bu evliliğe kısıtlayan, hiçbir şeyimi kısıtlamazlardı da biraz özgürlüğümü. Evet. Böyle benim arkadaşlarıma tanınan özgürlük, gezmek, dışarı çıkmak, hafta sonları bir partiye gitmek. Onların hepsi bana yasaktı. Evet. 13'üm ben çok gocunurdum. Yani Amerikan Kız Koleji'nde okuyordum bir yerde. Annem de orada okumuş üstelik. İşte okul partilerine gidiyorum. O da gidermiş çünkü. Ama artık zamanımda ev partileri başlamış. Ev partileri dediğim 3'te başlıyor, 7'de bitiyor. Yani 6'da evimize dönmek üzere yola çıkıyoruz zaten. Hepsi arkadaşlarımız. Bana yasak. Ben ağlıyorum, gözyaşları döküyorum, anneannemle dalaşıyorum. Anneannem biraz şey yapardı bana. Yani işte götürür, hangi eve gideceğim, etrafında dolaşır, soruşturur falan. Yani tabii bunlardan çok çok gocunuyorsunuz, mahcup oluyorsunuz. Yahut bir keresinde yine bir koskoca bir kızdım artık lisenin son sınıfında. Bir arkadaşımın evinde bir davete gittim. Biz seni gelip alacağız dediler. Annemle dayım arabaya binmişler, gelmişler. Benden başka evinden alınıp da geri götürülen çocuk yok, kız yok o yaşta yani. Bir de o yaşlarda ne kadar mahcup çok, edici çok oluyor değil mi bu tarz? Yani son derece mahcup oluyorsunuz, utanıyorsunuz. Bir de bana niye güvenmiyorsunuz? Yani niçin ben, herkes geliyor da ben niye gelemiyorum? Bunlar benim canımı çok acıtırdı. Evet. Ama tabii gencim, çok böyle eğlenmek istiyorum, dans etmeyi çok severim. Hala çok severim. Ben düşündüm ki annemle babamın evinde yatılı okuldan çıkıp Ankara'ya dönüp üniversiteye başlarsam her gün evde bir sorun çıkacak. Yani ben sokağa çıkmak isteyeceğim. Arkadaşlarımla tatillerde giderdim Ankara'ya. 15 gün tatillerimiz olurdu. Babam ne yapıyorsun bugün derdi. İşte İFET'e gideceğim, sinemaya gideceğim. Evde otursan olmaz mı? Baba olmaz, tatildeyim. Ben aynen, bütün bir sömestr çalıştım. Şimdi tatildeyim, benim eğlenme zamanım. Evde oturmaya gelmedim ki ben. Mesela. Bütün bunlar sizin evlenmenizi tetikledi diyebilir miyim? Yani şöyle, tabii gezin ve dans edeyim çünkü diye evlenmiş değilim. Yani evet, o öyle bir şaka tarafı ama genç, eğlenmeyi seven, yani anlaşacağımı düşündüğüm bir insanla beraber okumaya gidersek hem eğlenirim hem okurum, iyi olur diye düşündüm. Peki aşk evliliği miydi? Aşk evliliği gibi durdu tabii başında. Evet. Ama gene o müsaade edilmediği için, tanımaya fırsat verilmediği için karşıdaki insan. Mesela bir seyahat yapmamız imkansız. Belli bir saatte eve dönmem imkansız. İşte çıkıyoruz, ailelerimizin evinde yemekler yiyoruz, nişanlanmışız ama gene bir baskı var yani. Tanımamışım. O çok, koşullar çok, içinde o kadar tanıyabilirsiniz. Hiçbir şekilde anlaşamayacağım bir insan olduğunu gördüm. Evet. O da üzücüydü.
Beraber, ilk eşinizle beraber Londra'ya yerleşiyorsunuz. Ve iki çocuk sahibi oluyorsunuz. İki erkek evladınız Daha oluyor. şey doğum kontrol hapı bulunmamıştı. Ya benim haberim yoktu. Böyle bir kazalar oldu. Ben de onu soracaktım. Hani bu kadar okuma hevesinde olan bir genç kız, genç kadın neden hemen iki çocuk sahibi olur? Gerçi İşte bu eminim yüzden, ki şu an evlatlarınız bu yüzden. olması Yani çok çok keyifli. biraz da çok masum ve şey olduğu için, yani bu işleri bilmediği için. Evet, değil mi? Evet. Yine de tabii insan doğduktan sonra Ama ikide... yani o iki oğlum bana çok güzel torunlar verdiler, çok mutluluklar verdiler. Her işte bir hayır vardı. Yani onların da varlığı benim için tabii ki bir teselli, Evet. yürümeyen bir evliliğe rağmen. Aynen öyle. Peki çok özel olmayacaksa tabii ki cevap vermemekte özgürsünüz ama ilk evliliğiniz çok tatsız bitmiş ve sonradan çocuklarınıza velayet üzerlerine ilk Tatsız baş... bitmesin şeysi şu, Hı-hı. kişisel bir şeyimiz olmadı. Çünkü ben zaten kendi duruşumdan dolayı ben bir kere daha boşandım, iki kere boşandım. Kocalarımdan para almam. Çünkü size para verirse bir erkek size hükmetmek ister. O paranın nereye gittiğini görmek ister, üstünüzde baskı kurar. Ben bütün bunları adeta hissettim. Ve bir kendime de yediremedim. Sen kimsin ya, bana para ödeyecek, ben gencim, tahsilim var, bir işe girerim, çalışırım, kendime bakarım. İstiyorsa çocuklarına ödesin. Çocukların masrafları oluyor, okul paraları oluyor, üstleri başları oluyor. O ayrı. Onun da çocukları çünkü. Ama istemezse onu da yapmasın. Ben çocuklarıma da bakarım. Evet. Baktım da, sırası geldi baktım da. Peki aileden maddi destek var mıydı yoksa siz tek başınıza bu kadar Ben dik mi babamın durdunuz? kapısı bana her zaman açıktı. Benim ailem her zaman benim arkamda durdu. Ama ben boşandıktan sonra çalışmaya başladım. Hemen çalışmaya başladım. Çocuklarımı aldım. Sonra ben tekrar evlenirken velayet davasında birbirimize girdik. Çünkü çocukları vermek istemedi. Evet. Yani çocukları da alabilmek için çok çirkin şeyler yapıldı. Artık bana onlar çok çok özel ve çok inanılmaz kötü. Yani nasıl bu şeytanlıkları düşünebiliyor diyordum. Şimdi artık çok alıştık bütün bu kumpaslara falan, hele FETÖ'den sonra. Meğer bunlar Maalesef. bizim kanımızda, şeyleri genlerimizde varmış demek ki kumpas. Böyle çok çirkin hikayeler, yapma bir şeyler, yalancı şahitlerle falan. Velayetleri Bir çok zor mahkeme. aldığınızı biliyorum. Hatta bir hikayenizi dinledim. Yağmur'da bir hakim hanımın kapısına Hakim gittiğiniz. hanımın kapısına dayandım. O da bana dedi ki sen de bana şey getir, şahit getir aynı şekilde. Ben nereden toplayayım bu şahitleri, yalancı şahitleri? Benim çevremde öyle insan yok. Yalvarsam yapmazlar yani. Evet. Tek söyleyecekleri Ayşe iyi bir annedirden ibaret. Nitekim o şekilde davayı kaybediyordum. Neyse ben de başka bir yol buldum. Bunlara girmeyelim ama o evlilik bana olan husumetimden dolayı, yani ikimiz arasında Evet. işte evlendik, anlaşamadık, Sizin ikinci ayrıldık. Ama evliliğiniz problem çocuklarla olmuş olan demek sorun ki. o çok derin oldu. Hem beni hem çocukları çok Çok yaraladı. yıprattı. Evet, çocukları da yıprattı. Peki Ayşe Kulin çok güzel bir genç kadın ve iki evlilik başından geçiyor, dört erkek evladı oluyor. Çok zor olmadı mı dört evladı olan genç bir kadın olarak ayakta durmak sizin için? Valla hayat kadınlar için her zaman zordur. Evliliklerin içinde de zordur bazen. Yani illaki Kesinlikle. boşanmış olmak ekstra bir zorluk belki evet getiriyordur ama hayır ben hiç gocunmadım çocuklarımı yetiştirmekten. Onlara kol kanat germekten hiç gocunmadım. Evet zordu. Çalışma hayatı da zordu. Çünkü ben kamera arkasında uzun yıllar çalıştım. Siz de çalışıyorsunuz. Reklam filmi çekerdik ve bunun saati yoktur. Sabahlara kadar Yok. sarkabilir, yetiştireceksiniz, gün alınmıştır. Yani bunu çalışmayan bilmez. Ama hakikaten yıpratan bir dizi çeker gibi bir şeydir o. Yani günü gününe, saati saatine bir iş yetişecek. Gecesi gündüzü yoktur. Ama iyi para kazanıyordum. Yani o parayı kazanabiliyordum ki ben bütün bu çocukları, evimi, her şeyi bir arada tutup götürebileyim. Onu uzun yıllar yaptım. Tuncay Önder'le başladık tesadüfen. Buradan da ona selam olsun. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O yönetmendi. Yönetmen yapımcı şimdi yapımcı deyince para koyan kişi zannediyorlar. Ben de para nerede? Ben sahne yapımcısıyım. Ama tabii sahne yapımcısı da Osmanlı'nın lağımcı taburu gibidir. Her işi o kotarır. Yani Evet. bütün ekibi kurar, sahneyi hazırlar. Yönetmen florunu savurarak gelir, çeker.
ve gider. O gittikten sonra herkese ödersiniz, taksi paralarını verirsiniz, orayı toparlarsınız, o eşyalara sahip bütün çıkarsınız. Bütün işin yükü yani sizin sırtınızda aslında. Bütün işin yükü ilk gelen ve son çıkan benim, bendim evet. Yıllarca. Ama çok keyifliydi ve bana o kadar müthiş tecrübeler kattı ki sonra ben onları romanlarımda da kullandım. Çok da bayağı, güzel olmuş. Bayağı malzemeyle çıktım yani o hayatın içinden, cebimde insan manzaralarından. Tamam, madem konu yazarlığa geldi, ben yazmaya ilk ne zaman ilgi duydu Ayşe Kulin? Ne zaman çıktı bu yazma dürtüsü sizde? Yazmayı, ilk yazmayı öğrendiğim hafta başladım diyebilirim. Günlüklerle mi başladınız peki? Küçük abuk subuk şiirler. Kore'ye gitmişti bizim askerler. Kore şiirleri yazdım bir müddet. Hatta bir tanesini babam vefat ettiği zaman onun cüzdanında böyle katlanmış artık böyle trit gibi olmuş bir kağıt çıktı. Benim Kore'ye giden askerler için yazdığım ilk şiirim. Düşmana kuyu kazıcı, yaşasın bir şey yazıcı. Adını yani çok hoşsunuz, çok tatlısınız. Böyle bir şiir yani. Ne güzel, o yaştan bir vatan sevgisi. Vatan sevgisi, başka şiirler de var yani. Çiçek böcek üzerine falan. Sonra küçük hikayeler yazdım. Hatta TED'de okurken daha ilkokulda, işte her okulun bir dergisi olur ya, bir yıllığı dergisi bir şeysi. Benim orada küçük hikayelerim yayınlandı. Aynı şey Robert Kolej'de de devam etti geldikten sonra. Yani benim sınıf arkadaşlarım benim bir gün yazar olacağımı bilirlerdi de uzun sürdü bir evet. Yazara de bir yayıncı bulup kitabımı yayınlatabilmem. Evet, ama sonuç çok güzel olmuş. Bu kadar sonuç güzel kitaplar iyi oldu. Çıkmış yani ortaya. Bekleyen derviş muradına ermiş mi ne derler? Aynı öyle oldu. Evet, çok sabır isteyen, aslında çok da kolay olmayan bir meslek yazarlık. Siz de yazarken nasıl duygular hakim oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, her insan yeteneğine doğuyor. Yetenek yoksa zaten yani 12 tane gidin edebiyat fakültesi bitirin, kursa girin, workshop'a katılın, yazamazsınız. O içten gelen bir şey. O her yazarlıkta müzik gibi, resim yapmak gibi, hatta yemek yapmak gibi, marangozluk gibi, dikiş gibi. El becerisi yahut gönül işi, her neyse yani kulak, göz, bir şey. Her şey gözlem. Evet, o varsa var, yoksa yok. Ben de mesela anneannemin piyanosu olduğu için evde piyano çalmam çok istendi. Çünkü bütün ailenin kadınları bir şey çalar, tıngırdatır filan, saz çalarlar, keman çalarlar. Ne güzel. Yok, bende yok. Ben demek baba tarafına çekmişim. Allah vermemiş. Hatta piyano hocam Ankara'da geldi babama dedi ki benim vaktim, sizin de paranız boşa gidiyor Muhittin Bey dedi. Bu çocukta kulak yok. Onun üzerine Ferruh Paşa rahmetli, biliyorsunuz çok önemli bir ressamdı. Onu da birkaç sene önce kaybettik. Benim kuzenimdi, Boşnak'tır o da. Ondan rica edildi. Acaba Ayşe'nin resme kabiliyeti var mı? Ferruh abi bana resim dersleri verdi. Biraz daha yani o demek kadar ki kötü sizin değil. Kabiliyetiniz kalemle yazma konusunda kendini daha iyi göstermiş. Anlaşıyorum yani kalem olduğu zaman elimde. Evet. Ama tabii ben bana yazma yetisinin verildiğine inanıyorum. Çünkü yazmaktan inanın çok büyük keyif alıyorum. Yani şöyle yazmaya oturduğum zaman hava meydanında olabiliyorum, berberde olabiliyorum. Sadece evde değil her yerde yani bir hikayeye bir romana falan başladımsa. Bir yerlerde neredeysem orada yazıyorum ve bir keresinde uçak kaçırdım. Yani öyle kilitleniyorum ki gürültülü yerlerde bile sadece kendi önümdekini, kendi dünyamı görüyorum. Evet. Bir keresinde uçak kaçırdım. Peki öncesinde kurguluyor musunuz yoksa kendiliğinden akıyor mu hikaye? Kurgulamaya gayret etsem de olmuyor. Kurgu mesela en son benim bildiğim buluyor. Buket arkadaşım, Buket Uzuner kurgular, küçük kağıtlar hazırlar, çok muntazam çalışır. Onları böyle kendi anlattığı için biliyorum. Önüne iğneler işte bir yere. Onları yaptıkça indirir. Yaptıkça indirir. Evet. Ben o şekilde asla çalışamadım. Sizinki akıyor. Benimki bir yere bağlanıyorum da sanki oradan yolumu alıp gidiyorum gibi. Ve yazmaya başlamazsam zaten yani gelemiyor. Kafamda bir kurgu varsa bile yani ilk iki cümleden sonra gelemiyor.
Şimdi Ayşe Hanım, sizi sevenlerden sorular aldık sokaktan. Bir sokağa tutalım mikrofonumuzu, bakalım neler sormuşlar size. Yazdığınız karakterlerden kendinize ne kadarını katıyorsunuz? Şimdi bir müddetten beri epey katıyorum. Çünkü yazdığım karakterleri önceleri bir mesaj olsun diye yazmadım. Öykülerim hariç, öykülerimde kadınlar vardır ve öykülerimde, bütün öykü kitaplarımda 4 veya 5 tane var zannedersem. Hani 10'ar tane desek demek ki 50 tane öyküm var. Her birinde horlanan, zorlanan, işte baskı altında kadınlar vardır. Yani evet. Onların sesini duyurmak için yazdığımı itiraf edeyim. Ama romanlar öyle değil. Tesadüfen mesela Aylin. Benim bir yakınımdı, bir arkadaşımdı. Genç yaşta vefat etti. Hani o daha yaşasın, ailenin de izniyle işte oturdum. Aylin romanını yazdım. Tesadüfen ilginç bir insandı. Freya'yı o kitaplarda olamam. Zaten 3 tane biyografim var topu topu. Evet. Adım her ne kadar biyografi yazarına çıktıysa da 30 kitabın içinde 3. Sadece 3, evet. Yani Mine Nurettin'i yarım kabul ediyorum. Buçuk o. Çünkü o bir şeyle yazıldı. Yani 100 sayfayı geçme. Şu evet. tarihten al şu. Telifi de yoktur onun. İşte bir para aldım, kitabı verdim. O şekilde. Evet. Ama Freya ve Türkan Saylan. Orada tabii kendi fikrim falan olamaz. Başka birinin hayatını yazıyorum. Sevda Linka'da olamaz. Bir savaş, Bosna Savaşı'nı yazıyorum. Köprü'de rahmetli valimiz Yazıcıoğlu'nun köprüsünü anlatıyorum. Ben evet. olamam oralarda falan. Yani o romanlarda kesinlikle yokum. Ama diğer kadına dair olanlarda varsınız ufak ufak herhalde. Gezi'den itibaren bu Türkiye'de bazı şeyler değişmiş olduğu için daha bir mesaj vereyim demesem de, çünkü yani mesaj vermek edebiyatla doğru bir şey değil belki. Evet. Ama hiç olmazsa yaşadığım günleri aktarabilmek isterim. Evet. Ki benden sonra gelen kuşaklar biz nasıl bir dünyada yaşadık görsünler. Çünkü resmi tarih her zaman doğruları kapatır. Evet. Yani doğruları vermez. Resmi İnşallah tarihten doğruları öğrenemezsiniz. Ya da sadece diğer değerli değil. Yazarların yani, kaleminden gelecek nesillerde öğrenir. Ama benim tabii kendi iç sesimi de koyuyorum. Kurguladığım karakterlerin bazılarında benim sesimi duymak mümkün. 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 O zaman Ayşe Hanım, şimdi çok kısa bir ara İlla verelim. Baş karakter de değil ama. Evet. Yandan da geliyor tabii, olabilir. Tabii. Yani. Yan karakterlerden tabii. ama bir şekilde Ayşe Hanım'ı hissediyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında tekrar devam tamam. edeceğiz. Değerli izleyiciler, az sonra yine beraberiz, Ayşe Hanım'la beraber ekranlarınızın başından bir yere ayrılmayın.